Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden Berat Kandilimizi en içten dileklerimle kutladığımı belirterekten ilk konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Rus basınına gideceğiz. Rus basını Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu üyesi Çağrı Erhan'la çok önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Çağrı Erhan, Türkiye'nin F-16 alımından, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımından vazgeçeceğinden bahsetti. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Çağrı Erhan neler söylemiş hep birlikte öğrenelim. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Çağrı Erhan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekleştireceği F-16 savaş uçağı tedariğine değindi. Rus medyasının sorularını yanıtlayan Erhan, Türkiye F-16 konusundaki kararını derhal değiştirmeli. Örneğin masada F-35 ile ilgili bir seçenek vardı. Türkiye'nin bu programdan beklentileri vardı. Şimdi ise Çin uçağı, Rus uçağı ve Eurofighter savaş uçağı gibi başka seçenekler var dedi. Çağrı Erhan, depremden sonra Türkiye'nin F-16 talebini reddedeceğine inanıyorum. Çünkü maliyeti 20 milyar dolar. F-16 talebi bir hataydı çünkü bu savaş uçakları modası geçmiş ve rekabete uygun değil. Ayrıca kongre hala bazı bahanelerle bunları sağlamayı reddediyor dedi. Gönül ister ki hiçbir ülkenin kapısını biz Türkiye olarak çalmayalım. Biz sizden savaş uçağı istiyoruz diye çalmayalım. Fakat görünen o ki milli muharip uçağımız gelene kadar devlet yetkililerimiz en azından farklı bir ülkeden bir savaş uçağı alımını netleştirmiş durumda. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı danışmanları farklı ülkelerde seçenekler arasında diyor. İlla biz Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 blok 70 almak zorunda değiliz diyor. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da yer yer söylemekteydi. İlla biz Türkiye olarak savaş uçağı alımı konusunda ABD'ye bağlı değiliz. Elimizde başka seçenekler de var demekteydi. Bakalım neler yaşanacak. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde haberimize geçmeden isterseniz başlığını bir okuyayım. Çünkü oldukça şaşıracaksınız. Rus ordusundan cephedeki askerlere kürekli savaşın emri. Evet, yanlış duymadınız kıymetli dostlar. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre Rus ordusunda cephane sıkıntısından dolayı artık cephelerde askerlere gerekirse kürekle savaşın emri verilmiş. Detaylar bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor Rusya da hep birlikte öğrenelim. İngiltere Savunma Bakanlığı Rus askerlerin cephane kıtlığı yüzünden Ukrayna'da göğüs göğüse çarpışmak zorunda kaldıklarını ve saldırılarında kürek kullanıyor olabileceklerini belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan son açıklamaya göre Rusya ön cephe birliklerine Şubat ayının sonlarında tabanca ve küreklerle saldırı gerçekleştirme emri vermiş. Şubat 2023'ün sonlarında seferber edilmiş Rus yedek kuvvetlerine yalnızca tabancalar ve küreklerle tam teşekküllü ve beton bir Ukrayna kale koluna saldırma emri verilmiş. İngiltere bu çaresi girişimlerin Rusya'nın Ukrayna'ya işgali boyunca kullandığı acımasız ve düşük teknolojili savaşı iyi vurguladığını belirtti. O kadar da değildir be. Ne dersiniz değerli dostlar? Neymiş? Tam teşekküllü kale kola. Hani bizim var ya sınırlarımızda kale kollar, böyle güçlendirilmiş betonlarla inşa edilmiş böyle askeri karakollar. İşte Rus askerlere güya Rus ordusu, Rusya Savunma Bakanlığı kale kollara kürekle saldırının emri vermiş. Yani ben tamam, bazı haberler gerçekten de doğru. Ruslar Ukrayna Savaşı'nda farklı bölgelerde evet cephane sıkıntısı çekiyorlar. Özellikle de hava kuvvetleri bomba kıtlığı bulunmakta. Fakat yani İngiltere Savunma Bakanlığı atıp tutmuş da kimse kusura bakmasın. Rusya Savunma Bakanlığı böyle veyahut da Rusya ordusu gidin kürekle bir tane kale kolu ele geçirin diye. Ben yani bana pek inandırıcı gelmedi bu mevzu. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim bu haberi diyorum ve 3. konu başlığımıza geldiğimizde sizlere bir soru sormak isteyeceğim. Kıymetli dostlar, her ülkenin bir hava kuvvetleri vardır değil mi? Bizim ülkemizde de çok güçlü bir şekilde varlığından haberdar olduğumuz hava kuvvetleri. Peki ya hava kuvvetleri hiç ülkesini protesto eder mi? Bu demiş olduğum olay geçtiğimiz günlerde İsrail'de yaşandı. Şaka değil, gerçek. İsrail'in F-15 savaş uçakları pilotları yaklaşık bir haftadır eğitimlere katılmıyorlar. Peki ya sebebi neymiş? Kendilerince Netanyahu hükümetini protesto ettiklerini belirtmekteler. Detaylar bir karşımıza gelsin. Onlarca İsrail Hava Kuvvetleri askeri pazar günü ülkenin lideri Netanyahu'nun yargı reformlarını protesto etmek için eğitime katılmayacaklarını açıkladı. İsrail'in en stratejik unsurlarından birisi olan hava kuvvetleri savaş zamanlarında geleneksel olarak söz konusu askerler gibi yedek kuvvetlere bel bağlamış durumda ve terhis edilmiş mürettebatın da hazır olma halini sürdürmek için düzenli olarak eğitimler vermekte. İsrail yerel basınına verilen bir mektupta bir F-15 filosundan 37 pilot ve denizci çarşamba günü yapılması planlanan tatbikatları ekeceklerini ve bunun yerine demokrasi ve ulusal birlik uğruna zamanımızı diyaloğa ve düşünmeye ayıracaklarını söyleyerek dikkatleri üzerlerine çekti. Vallahi ne diyeyim değerli dostlar, hani ülkemizden de protestolara alışkınızdır aslında ama yani tamam, farklı meslek grupları zaman zaman protesto ederler. Yani ilk defa bir
Hava Kuvvetleri personelinin protesto ettiğini İsrail'de yani denk geldi. Gerçekten de ilginç bir gelişmeydi. Yedek askerler, onu da belirtmek isterim, şu an görevde olan askerler değil, eğitim tatbikatlarına katılmayacaklarını belirtmişler. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak İsrail'de, sizler için takip olacağım diyorum ve devamında dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde yüzümden şöyle çiçekler açtı değil mi? Çünkü açsın, hakkıdır. Kıymetli dostlar, TCG Anadolu'muz, göz bebeğimiz Türk Deniz Kuvvetleri'ne dün teslim edildi. Tabi daha sonrasında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildikten sonra TCG Anadolu Yunan medyasına direkt böyle apar topar haberleri nasıl açtım bilemedim. Yunan medyasında TCG Anadolu'nun yankıları nasıl olmuş sizler için araştırdım. Yunan medyasından Pentapostagma, Türklerin TCG Anadolu'su Ege'deki adalarımıza harekata hazır diye ilginç bir başlık attı. Tabi haberin detayları daha da bir ilginçti. İsterseniz haberimiz bir karşımıza gelsin. Metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyasından Pentapostagma, Ege'de 0 saat, TCG Anadolu Ege'deki adalarımıza karşı harekete hazır diye bir başlık attı. Haberin detaylarına indiğimizde Türkiye'deki yıkıcı depremlerin enkaz altında kalan binlerce Türk sivilin kaybı ve yol açtığı büyük maddi yıkım ile yaşanan insanlık trajedisi bir yana, otomatik olarak Türk silahlanma programlarının askıya alınması ve hatta yavaşlaması anlamına gelmesi beklenmekteydi. Dolayısıyla tüm dünya depremzedeler için Türkiye'ye yardım ederken Erdoğan parayı yaralılarını iyileştirmek için harcamak yerine Türk savaş endüstrisinin gelişmesi için milyarlarca Türk lirasını Türk savunma sanayine harcamaya devam ediyor. Ayrıca Erdoğan bununla da kalmayıp Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEX 2023'e ülkesine depremler yaşanırken hemen silah satmaya koştu. Türkler çıldırmış olmalı. Türklerin söz konusu TCG Anadolu mini uçak gemisi 50'ye yakın insan savaş aracını barındırma ve aynı anda her biri 24 saatten fazla havada kalabilen 10 ila 15 silahlı Bayraktar TB3 insan savaş aracını kontrol etme yeteneğine sahip. 18 kilometreye kadar menzile sahip, 8 adede kadar yarı aktif güdümlü lazer mühimmatını içerebilen, kilogramlık yük kapasitesi ve bir deniz taburu kuvvetini taşıyabilmesi Yunanistan'ı ciddi şekilde endişelendirmeli. Çünkü Türkler TCG Anadolu sayesinde ani bir şekilde hareket ederek Ege'deki ana adalarımızı işgal edebilecekler. Ege'deki birçok adamızın varlığı TCG Anadolu'nun önemli operasyonel yetenekleriyle birleştirildiğinde Türklerin mini uçak gemisini sürekli olarak izlemek amacıyla Yunanistan'ın bir mini havacılık görev gücü oluşturmayı düşünmeye sevk etmekte. Uzun lafın kısası kudurmuşlar. Yunan medyası TCG Anadolu Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilince kudurmuş. Bir de haberin başında demişler ya, İşte Türkiye'ye depremden dolayı dünyanın birçok yerinden paralar yağdı. Fakat Erdoğan Cumhurbaşkanımızdan bahsediyorlar. O paraları gitti Türk savunma sanayi endüstrisine kullandı. Yani bunlar gerçekten de kafayı sıyırdılar kıymetli dostlar. Hemen devamlı da TCG Anadolu için özel bir önlem almalıyız demişler. Yani Yunanistan'ın güvenlik birimleri gidecek sadece TCG Anadolu'yu bulmak için, gözetlemek için. Yani adamların görevi sadece TCG Anadolu olacak. Böyle bir özel birlik kurulmasını Yunan medyası önermiş. Savunma sanayi projelerimiz kısacası hız kesmeden devam ediyor. Düşmanlarımız da bir savunma sanayi projelerimizi geliştirmeye devam ederken kudurmaya devam ediyorlar. Siz kudurmaya devam edin diyorum ve bugünkü 5. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden kıymetli haberleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir hazır TCG Anadolu'dan bahsettik. TCG Anadolu'dan güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. TCG Anadolu gemimizde görevli personeller Marmara Denizi'nde ön emniyet eğitimleri gerçekleştirmiş. Aslanlarımıza bakar mısınız? Maşallah. Şükürler olsun Rabbime. Bizler bu günleri gördük ya, gerçekten de artık ölsem de gam yemem. Akabinde hep birlikte bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. CNN'e konuşan 3 kaynak, 2 Ukraynalı pilotun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir askeri üste F-16'larda dahil olmak üzere çeşitli ABD askeri uçaklarını uçurmayı öğrenmek için ne kadar zamana ihtiyaçları olacaklarını belirlemek üzere uçuş simülatörlerinde beceri testlerine tabi tutulduğunu açıkladı. Ha, bana soracak olursanız ABD Ukrayna F-16 verir mi? Vermez kıymetli dostlar. Bunlar sadece Zelenski'nin gazını alıyorlar. Son günlerde ortaya çıkan iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den T-129 Atak helikopteriyle ilgilenmekteymiş. Söylenenlere göre Bayli yetkililer T-129 Atak helikopterinin en son düzenlenen fuarda bulunmasını talep etmişler ve helikopteri etraflıca inceleyip beğenmişler. Bayi Silahlı Kuvvetleri'nde şu an Taarruz helikopteri bulunmamakta. Dolayısıyla bu konuda bir eksiklikleri var. Büyük ihtimalle kıymetli dostlar önümüzdeki aylarda Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den 12 ya da 18 adet T-129 Atak helikopteri alabilir. Sinirlerimizi bozacak bir gelişmeye uzanıyoruz. Pentagon Suriye'deki PKK-YPG varlığını korumayı sürdürecekmiş. DAEŞ'in yeniden ortaya çıkabileceği bahanesiyle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de kalmaya devam edecek. ABD Genelkurmay Başkanı YPG-PKK için bölgedeki dostlarımız ve müttefiklerimiz ifadesini kullandı. Zaten şu son günlerde ABD'li yetkililer yine YPG-PKK'lı teröristleri Suriye'de ziyaret etmekle meşguller. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nde bir politika değişikliği bulunmamakta Suriye'de.
Suriye konusunda. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında kıymetli dostlar arkanıza yaslanın eğlence var. Eğlencemizin başrolü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tesis Kedi'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a basın toplantısında ayar geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika turu kapsamında Gabon, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nin ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde mevkidaşı Tesis Kedi ile baş başa görüştü. Görüşme sonrasında iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aslında buraya kadar her şey normalken Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tesis Kedi Macron'a aynen şu ifadeleri kullandı. Fransa'nın ve Batı'nın Afrika ülkelerine saygı duyması, buyurgan tavrı terk etmesi ve gerçek ortaklar gibi davranması gerektiğini vurgulayarak son olarak da bize babamız gibi değil farklı bir şekilde bakın ifadesini kullandı. Tabi böyle bir ifade karşısında Macron'un yüzü gerçekten de buz kesti. Salondaki herkes sessizliğe gömülmüşken canlı yayında tüm dünyanın gözler önünde bir tartışma yaşandı. Tabi kıymetli dostlar Kongo Cumhurbaşkanı Tesis Kedi Macron'a tüm dünyanın gözü önünde ayar verirken Tesis Kedi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kongo ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan için söylemiş olduğu ifadeler de sosyal medyada karşımıza çıktı. Macron'a ayar veren Tesis Kedi Cumhurbaşkanımız hakkında demişti ki burada yaşadıklarımız tarihe geçecek. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan size Afrika halkları adına çok teşekkür ederim. Ülken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sizi halkıma Afrika kıtasının büyük bir dostu ve kalkınmamız için çalışan bir lider olarak tanıtmak isterim diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı Kongo Cumhurbaşkanı. Görüntüleri izlemeyenler varsa lütfen izlesin. Yani Macron şok geçirdi canlı yayında ama Kongo Cumhurbaşkanı'na da helal olsun. Ağzına ne geldiyse pat 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 söyledi. Macron rezil kepaze oldu tüm dünyaya. Yani ne yapıyorsun sen falan filan düzeltmeye çalışıyor el kol hareketleri falan filan Macron ama yok halledemedi. Ağzındaki cümleleri teker teker sıraladı Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Macron tabii ki de ne yapsın? Yani kaçıncı rezil oluşu ben sayamadım. Bugünkü haberimizi de Macron'un bu gelişmesiyle sonlandırmak istedim diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve tekrardan Berat Kandilinizi en içten dileklerimle kutladığımı belirterek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla.